Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sarf ilminde Bina kitabında Rubai Mücerred ve Rubai Mücerred'e mülhak olan 6 babı okumuş idik. Dahrece ve Dahrece'ye mülhak olanlar. Şimdi Rubai Mücerred üzerine ziyade olunan bablar, yani dört aslından harf ve dört tane olan, dört harf üzerine ziyade ile beş ve altı harfli olan babları göreceğiz. Ve selasetün, üç bab. Neden? Minha, bu 35 babtan. Niçindir? Lima, ol bir şey için ki zade, ilave etti. Kim ilave etti? Araplar, değil mi? Kim, ne üzerine? Aler rubaiyye. Rubai üzerine kendisinde ziyade olan bablar üç tanedir. Ve huve, bu nedir? Ala nev ayni, iki kısımdır. En nevul evvelu, birinci kısım nedir? Ve huve, bu birinci kısım. Mazide, ilave olunan. Nerede? Fihi, kendisinde. Ne ilave olunan? Harfun vahidun, bir harf. Ne üzerine? Aler rubaiyi, rubai üzerine. Demek ki birinci kısım bir babmış. Aynı rubai mücerred gibi. Ve huve, bu nedir? Babun vahidun, bir babtır. Veznuhu tefa'lele yetefa'lelu tefa'lülen. Bak buradaki ilaveyi hemen göreceksin. Fe'aleleydi. Ne ilave edilmiş? Evveline bir te ilave edilmiş. Mevzunuhu, bunun benzeri nedir? Tedahraca, yetedahracu, tedahrucen. Tedahrucen, tabi. Ve alametuhu, bunun alameti nedir? En yekune mazihi, bu babın mazisinin olmasıdır. Ne üzerine? Ala hamseti ahrufin. Tefalele'yi sayalım. Te, fe, ayın, lam, lam. Kaç oldu? Beş. Neyle peki? Bi ziyadeti ta'i fi evvelihi, evveline bir ta harfinin ilavesiyle. Fe'aleleydi. Evveline bir te koyduk. Tefalele oldu. Ve bina'uhu, bu babın binası niçindir? İl mutavaati, mutavaat içindir. Mutavaat neydi? Görmüştük. Müteaddi fiilin failinin yaptığı işten meydana gelen sonuç demişti. Nahu dahrectul hacara. Bak burası değil bizim misalimiz. Bu müteaddi fiil. Dahrectu, ben yuvarladım. Neyi? El hacara, taşı yuvarladım. Bizim esas konumuz bu değil. Bizim konumuz burası. Fetedahrece zelikel hacer. Taş yuvarlandı. Müteaddi mi? Şimdi dahraçtü müteaddi oldu. Neden? Tedahraca mutavaat oldu. Mutavaat. Tamam. Çünkü ne dedik? Binası, tedahraca babının binasını için, mutavaat için. Şimdi ben taşı yuvarladım ama taş yuvarlanmamış olabilir. Gücüm yetmemiş olabilir ya. Yuvarlamak isterim ama. Taş da yuvarlanmış. Bu benim yuvarlama ameliyem, işimden sonra meydana gelen olayı ben ifade etmek için bu babı kullanıyorum. Tedahrece zâlikel hacer. Şu taş yuvarlandı. Benim yuvarladığım taş yuvarlandı. Bir sonuç ifade edilmek istendiği zaman bu bab kullanılıyor. Buna da biz mutavaat diyoruz. Ennev'u thâni, ikinci nevi, yani ikinci kısım. Ve hu, bu nedir? Mazide fihi harfani. Kendisinde iki harf ziyade olunandır. Ne üzerine? Alev rubaiye, dört harfli üzerine. Rubai mücerret, dört harfli olan baba iki harf ilave edersen kaç olur? Altı olur. O zaman bu ikinci kısımdaki bablar altı harfli olması gerekiyor. Ve bu nedir? Babani, iki babdır. Babun, bir bab. Babani, iki bab. El babul evvelu, birinci bab nedir? Bakınız, fa'leleyi ne yaptık? Evveline bir hemze getirmiş. If, a.
Sonra nun getirmiş. İf an lele. Lele. Fe'lele döndü. İf an lele oldu. Yef an lilü if in lalen. Mevzunu bunun benzeri nedir? İhran ceme. Yahran cimu. İhrin camen. Hocam bunlarda bir tane mastar olur. Tabii bir tane. Bazen iki tane oluyor. Çoğunlukla bir mastar olur. Sülasi babların mastarları Araplardan duyulduğu şekildedir. Onun bir kuralı yoktur. Ama rubai, humasi, südasi, işte rubai mücerred, rubai mücerrede mülhak, rubai mücerrede mezit babların mastarları artık kurala göre gelir. Bazılarında iki oluyor. Nedir? Faaleleten ve fiilalen gibi. Rubai mücerrette. Bazen üç tane oluyor. Müfaale babında olduğu gibi. Gâtele, yugâtilü, mugâteleten ve gıtâlen ve gıytâlen diye. Bu demek ki Araplar üç şekilde kullanmış demek. Bunun üçünden başka yok. Ama sülasilerde mastarın bir kuralı yok. Araplar onu nasıl kullandıysa onu ezberleyip kullanmak gerekiyor. Bunu biz nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, eski Arap şiirlerinden bu öğreniliyor. Şimdi 33 tane falan mastar öbekleri var. Yani Arapların kullandığı 33 ayrı kalıp tespit etmişler. Bunları ezberlemek lazım aslında. Maksut'ta gelecek inşallah ezberleriz. Gaklün, fiskün, şuğulun, rahmetün, nişletün, kudretün de diye böyle devam edip gidiyor. Tamam. Ve alametuhu, bu babın alameti nedir? En yekûne mâzîhi, mâzîsinin olması. Ne üzerine? Alâ siddeti ahrufin. 4 harfi 2 ilave edersem ne olur? 6. Bunu söylüyor. 6 harfi olacak. Peki neyle? Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi, evveline bir hemze ziyadesiyle. Ve nûni beynel ayni vel lâmi. Lamel fiili ile aynel fiili arasında bir nun, ama lamel fiilinde bir özellik var. Öyle lam ki el-u'la, birinci lamel fiili. Biz sülasi'de ne demiştik? Fe-a-le. Fe'ye fail fiili demiştik konumuna. Aynın konumuna aynel fiili demiştik. Lamın bulunduğu konuma da lamel fiili demiştik. Ama rubai mücerredde 3 harf yok, 4 harf var. Şimdi bunu kodlarken nasıl yapacağız? Aynı fe'nin olduğu yere fail fiili, aynın bulunduğu konuma aynel fiili, lamın bulunduğu konuma birinci lamel fiili, ikinci lamın bulunduğu yere de ikinci lamel fiili. Çünkü fealele demişti, değil mi? Yani rubailerde iki tane lamel fiili oluyor. Birinci lamel fiili ve ikinci lamel fiili. Onun için burada bak, dikkat et. Nunu diyor aynel fiili ile birinci lamel fiili arasına koyuyoruz. Ve binauhu, bunun binasının içinde lil mutavaati, yukarıdaki babta eydan olduğu gibi mutavaat içindir. Nahu harcemtul ibila, ben develeri topladım mı? Fehrenceme zâlikel ibulu, develer de toplandı. Veyahut da develeri sürdüm. Develer de sürdüğüm yere gitti. Yani ağla doğru sürüyorsun, ağda toplanıyorlar. Suya sürüyorsun, suyun başında toplanıyorlar. Şimdi adam deveyi sürmüş. Bunda da muvaffak olmuş yani. Develer toplanmış, hazır. Şimdi bu sonucu ifade etmek için hangi babı kullanıyor? İhranceme babını kullanıyor. Tedahrece babını da kullanabilirdi. Tamam mı? Araplar bu şekilde kullanmış. Biz ne yapacağız? Arapların zaten Arapçayı için öğreniyoruz. Araplar nasıl konuşuyor? Neyi nasıl isimlendiriyorlar? Kalıpları nasıl? İfade tarzları nasıl? Öğreniyoruz. Onların dilini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi deriz yani tıraf olacak babından kullanılabilir mi diye. Hocam ikisi de aynı kalıp olmuyor mu? İkisi aynı manaya gelmiyor mu? Şöyle, yani sen gömlek giyiyorsun ama bazen beyaz gömlek giyiyorsun, bazen yeşil gömlek giyiyorsun zevkine göre. İkisi de gömlek değil mi? Hep beyaz gömlek giy diyebilir misin adama? Hayır. Araplar bazen tedahrece babından kullanılmışlar. Tedahrece zâlikel hacer diye. Bazen deveyle alakalı burada ihranceme zâlikel ibil demişler.
Yani bazen öyle kullanmış, bazen böyle kullanmış. Fark etmiyor. Şimdi bir adam Türkçe öğrenmeye geldiği zaman diyebilir miyiz? Siz gömleğe gömlek diyorsunuz ama bazı Anadolu köylerinde yelek diyorlar. Bazı yerlerde içlik diyorlar. Niye bunu kullanıyorsunuz? Bunu yasaklayalım diyebilir misiniz? Halk bunu kendi lisanında oluşturmuş. Bu bir Yani. zenginliktir, çeşitliliktir. Şair şimdi şiir yazıyor. Kafiyeyi tutturması lazım. Şimdi 5-10 tane ayrı lafızla aynı manayı ifade ediyorsa yukarıda benzeyen şiirin son kısmındaki lafza benzeyen bir lafız bulup koyup şiirini güzelleştirebilir ama bir tane kelime olsa adam ne yapacak? Güzel işiniz. Tabii bir atölye Aynen. düşün. Evet. Atölyede bir tane makine olsa adam orada çok bir şey yapamaz ama 10 tane makine olsa birisiyle eğer, birisiyle çakar, birisiyle düzeltir, birisiyle Evet. boyar. Çok güzel şaheserler meydana getirir. Bu da öyle bir şey. Dildeki Mesela. böyle kalıpların fazlalığı, ondan sonra kullandığı işte yerler çok olması dilin bir zenginliğidir. Elbabu Sani ikinci bab nedir? Yani neydi bu? Rubai mücerret üzerine kendisinde iki harf ilave edilenler iki baptı. İkinci bab if'alelle. Fealele idi. Ne yaptık bak? Evveline hemze, lamel fiiline de bir başka lam koyulmuş. Hemen göze çarpıyor. Şimdi söyleyecek. İf'alelle yef'alillü if'illalem. Mevzunuhu bunun benzeri. İkşa'arra yakşa'irru ikşi'raran ve alametuhu bunun alameti yani yapılışı demek yani alameti. Şimdi normalde fealeleden bunu çıkaracağız. En yekûne mâzîhi mâzîsinin olmasıdır. Ne üzerine? Alâ sitteti ahrufin altı harf. Neyle? Bi ziyadetil hemzeti hemze ilavesiyle. Nereye? Fî evvelihi başına bir hemze. Ve harfin ahara başka bir harf. Bu harf de neden? Min cinsi lam-ı fiilihi. Lamel fiili cinsinden. Öyle lamel fiili ki es-saniyeti ikinci lamel fiili cinsinden. Peki nereye? Sonra. Fi ahirihi sonuna. Ve binauhu bunun binası niçindir? Limübalağatil lazimi lazım fiilde Mübalağa. mübalağa içindir. Demek ki burada bir abartma yapmak istediğin zaman bu babı kullanmış Araplar. Li'ennehu çünkü yukalu denilir. Bu denilir tabi Türklerde değil Araplarda. Ne denilmiş Araplar? Kaş ara cildur racul. Adam böyle kaşınmaya başlandığı zaman veyahut da ürperdiği zaman biraz kaş ara cildur racul denir. Ne zaman? İzen teşera şaru cildihi fil cümleti. Adamın vücudundaki kıllar ürperdiği zaman, hani bazen üşürsün, bazen korkarsın, tüylerim diken diken oldu dersin. İşte buna tüylerin ürpermesi diyoruz biz. İnsan ürperdiği zaman tüyleri diken diken olur. Ürpermek Arapça neymiş? Kaş'ara. Kaş ara cildur raculi. Raculün derisi ürperdi. Biz deri kelimesini söylemiyoruz. Ama ürperdiğin zaman neresi ürperir belli olur yani deri ürperir. Şimdi bunu ne zaman söylüyormuş Araplar? Ürperme az olduğu zaman. Kaş ara bak Rubai mücerrette. Faalele gibi. Dahraca gibi. Şimdi bunda biraz biz mübalağa yapmak istediğimiz zaman bunu İkşa'arra babından kullanmamız gerekir. Ve yukarı denir ki İkşa'arra cildur racu. Adamın cildi çok ürperdi. Ne zaman bu söylenir? İden teşara cilduhu mübalağaten. Ürperme çok fazla olduğu zaman. Tüylerim diken diken oldu. İkşa'arra'dan söylenir. Ya biraz ürperdim deyince adam kaş ara. Tüyler diken diken oldu mu? İkşa'arra cildur raculi. Bu şimdi kendisiyle alakalı konuşmuyor da karşıdaki bir adamın durumunu hikaye ediyor. Adam baktın ürperdi.
Titredi. Adam Tüyler şimdi diken diken oldu. Sıdus adam ne oldu ya? Tüyler diken diken oldu. Yazık falan. bundan Değil cildi mi? de söylüyor. Ya burada cildi söyleniyor. Söylemese de olur yani. İkşa arra racul dese o da olur. Burada söylemiş ama söylemesi şart değil ki. Ayet değil, hadis değil yani. Şimdi ne yaptık? Bitirdik. Rubai mücerret üzerine ziyade kılınan 3 bab. Bu da iki nevi. Birinci babı bir bab. Birinci nevisi bir bab. İkinci nevisi de iki bab. Birinci nevide bir harf ilave ediliyor. İkinci nevide iki Ha. harf ilave ediliyor. Şimdi bak rubai mücerrede mülhak kaç bab vardı? Rubai mücerrede Ben ilerledim hocam. altı bab Altı vardı. Şimdi bak ve hamsetün 5 bab neden minha bu 35 babtan 5 bab niçindir? mı? Limül hakı tedahraca. Tedahracaya mülhak içindir. Beş baş. Yani 5 bab var. Bu 5 bab aslında rubai mücerret değil. Beş tanesi hocam Sedat Hoca'ya mücerret içinde dedik değil mi hocam? Beş tanesi. Tedahraca Mülhak için. mülhak Sanırım. içindir. Yani rubai mücerret üzerine zait değil. Yani normalde sülasi bir kelime. Bu sülasi kelimeye 2 tane ilave yapıyoruz. Humasi oluyor. Evet. Ama bunlar kendi başına değil. Tedahraceye benzetilerek yapılıyor. Tedahraceye benzetilmek Evet. için yapılıyor. Yoksa bizde 6 5 tane humasi var zaten. İnfale, Evet. iftale, ifalle, tefaale, tefaale. Bunlardan ayrı. Şimdi göreceğiz, gördüğünce anlayacağız. El babul evvelu birinci bab nedir? Tefaalele yetefaalelu tefaalülen mevzunuhu bunun benzeri nedir? Tecelbebe yetecelbebu tecelbuben ve alametuhu bunun alameti yani tedahreceye mülhak olması için yapılan işlemler nedir? En yekûne mâzîhi alâ hamseti ahrufin. Mâzîsinin 5 harf üzere olmasıdır. Mâzîsini ne yapacağız? 5 harf yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bi ziyadeti tâ'i fî evvelihi evveline bir tâ ziyadesiyle. Bizim kelimemizin aslı neydi? Tefaalen. Aslı neydi bunun? Hocam fe fe Feale, sülasesini fe bileceğiz. Bunun aslı aslında sülasi. Feale. Tecelbebenin aslı neydi? Celebe. fe Şimdi buna bak. Bi ziyadeti tâ'i fî evvelihi. Evveline bir tâ ilave edelim. Tecelebe olur. Değil mi? Evet, Ve harfin âhara. Başka bir harf. Min cinsi lâmi fiilihi fî âhirihi. Sonuna da lâmel fiili cinsinden bir harf ilavesiyle. tecelle tecelle Tecelebe olur. Ama biz bunu neye benzetecektik? Tefaalele. Tedahrece'ye benzetecektik. tecelle Doğru mu? O zaman hareke ve cezimleri de ona uygun olacak. Tecelebebe diyemeyeceğiz. Zaten Arapçada 4 tane veyahut da 5 tane üstün harekenin arka arkaya gelmesi doğru değil, caiz değil. Cahil. Tabii. Çünkü tecelebebe bu söylenmesi zor bir şey. Dilde önemli olan söylenişin kolay olmasıdır. O yüzden zaten tecrüt kuralları var değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de okumuştum. Tecvid kuralları yine ayrı. Ama bu kelimenin aslıyla alakalı. Yani tecelebebe diye bir kelime olmaz yani Arapçada. Onun için bu beşliği biz neye uydurmuş Araplar? Tedahreceye uydurmuş. Tecelbebe. Tecelbebe, yetecelbebu, tecelbeben. Peki bunu ve binauhu bu babın Araplar tarafından kullanıldığı maksat ne? Bir mutavaatı, mutavaat için. Nahvu, celbebtuhu, ben
Mest var ya ayağımıza giydiğimiz. Ona bir mes giydirdim. Fetecelle ve o da giydi. Veyahut da ben ona bir elbise giydirdim. O da giydi. Şurada bir numara yazmış bakalım ne demiş. Bazen farklı manalar veriliyor buna. Elbestuhu manası vermiş. Elbestuhu? Ben ona bir elbise giydirdim. Elbise manası. Tamam mı? Tamam. Cilbap şimdi hadiste de var. Çarşaf manasına da geliyor. Tamam mı? Ben ona bir elbise giydirdim. Bayan elbisesi olursa çarşaf, değil mi? Evet. O da giydi. Şimdi celbebtuhu bak müteaddi fiil. Ben ona giydirdim. Ben giydirdim. Evet. Şimdi benim giydirme işim onda bir tesir icra etti mi? Etti hocam. Etti. O zaman celbebe nedir? Müteaddi bir fiil. Bizim burada mutavatı arayacağımız fiil nedir? Tecelbebe. Yani fetecelbebe o da giydi. Benim giydirmem neticesinde meydana gelen iş ne? Onun elbise giymiş olması. İşte bu sonuca biz ne diyoruz? Mutavat. Bu sonucu ifade eden manayı bu kalıptan söylemiş Arap. Bir mana var. Değil mi? Bu manayı ifade etmek için lisana ihtiyaç var. İnsanın zihnindeki düşünceleri karşıdaki insana aktarması için lisana, lisan da konuşması için halk tarafından manası bilinen lafızlara ihtiyacı var. Tüm millet anlasın. Tabii. Onun için nedir? Tecelbebe bu müteaddi fiilin faili tarafından yapıldığı zaman meydana gelen işin durumunu ifade etmek için Araplar tecelbebe babını ne yapmışlar? Kullanmışlar. Bu nedir? Tedahrece mülhak olan babların birincisi. Normalde tedahrece mülhak olan 5 bab. Evet. Bir de tedahrece mülhak olan 6 var. Tabii. Tedahrece mülhak olan 6'yı gördük. Evet. Onların da binasını tek tek gördük. Evet. Bu tedahrece değil. Tedahrece üzerine zait olan tedahrece. Tedahrece nedir? Rubai mücerret üzerine kendisinde bir harf ilave edilerek mazisi 5 harf üzerine olan. Ha, bu mazisi 5 harf üzerine olan tedahreceye benzetilen de 5 bab var. Birincisi tecelbebe, yetecelbebu, tecelbeben, tefalele, yetefalelu, tefalele. Peki ikincisi ne? Elbabu sani tefevale, yetefevalu, tefevulen. Mevzunuhu tecevrebe yetecevrebu tecevruben. Hemen ilaveleri görüyoruz. Neydi aslı? Cerube. Evveline T koyduk. Cimle R arasına ne koymuşuz? Vav koymuşuz. Şimdi buna hemen bakalım. Ve alametuhu, bunun alameti nedir? En yekune mazihi ala khamseti ahrufin, mazisinin 5 harf üzeri olması. Neyle? Bi ziyadeti ta'ifi evvelihi, evveline bir ta ilave etmekle, vel vavi vav ilave etmekle, nereye? Beynel fa'i vel ayni, fa'il fiili ile aynel fiili arasında bir vav. Normalde cerube. İki tane ilave ediyoruz. Niçin iki tane ilave ediyoruz? Tedahrece babına benzetmek için. Biz ilave etmemişiz bunu. Bunu Araplar yapmış. Lisan'da kullanmış. Biz Arapların kullanışını öğreniyoruz burada. Arapları nasıl kullanırsa biz de öyle. Tabii. Durumdan çekimlerde mi normal şeye gider? Tabii aynı şekilde muzari çekeceğiz. Tecavrabe yetecavrabu tecavruban fevve mutecavribun ve dâke mutecavrabun lem yetecavrab lem ma yetecavrab ma yetecavrabu la yetecavrabu len yetecavrabe li yetecavrab la yetecavrab tecavrab, la tetecavrab diye gidecek. Hocam isim faili isim nefri aynı mı geliyor? Mütecavribin, mütecavrabı. Zibün, rabı. Tamam. Farkı var. Ve binauhu, bunun da binası nedir? Eydan, yukarıda olduğu gibi, lil mutavatı, mutavat içindir. Nahu, cevrabtuhu, fetecavrabe. Ne demek cevrabtuhu, fetecavrabe? Çorap giydirdim, tamam mı?
Cevraptu, ben ona çorap Giydim. giydirdim. Fete cevrabı, o da çorabı Giydim. giydi. Yani giydirdim demek burada ne demek? Hediye ettim. Hediye ettim. Yani hani ben şu bir talebe oldum. Ben şuna bir takım giydirdim. Takım giydirdiğinde maksat ne? Hediye ettim. Değil mi? Şimdi ben ona bir çorap hediye ettiysem, o da çorabı kabul ettiyse, çoraplandıysa yani, elinde bir çorap var artık. Evet hocam. Bu nedir? Mutavaat fiil. Mutavaattır. Yani sonuç. Sonucu biz nereden ifade ediyoruz? Mutlaka. Şey, Tecevrabe babından ifade tecrübe. ediyoruz. El-Bab-ı Salisu. Üçüncü bab nedir? Tefeyyale yetefeyyalu tefeyyulen mevzunuhu teşeytana yeteşeytanu teşeytunen. Ve alametuhu, bunun alameti nedir? En yekûne mâzîhi alâ hamseti ahrufin, mâzîsinin beş harf üzere olmasıdır. Neyle? Bi ziyadeti tâ'i fî evvelihi, evveline bir t. Hep bak evveline ne var? Çünkü mecbur. Tedahraciye Tedarrıcıya benzeyecek. Vel ya'i beynel fâi vel ayni. Fail fiiliyle aynel fiil arasında yukarıda vavdı, burada ne? Ya. benziyor. Ve binahu, bunun binasını için, dil lazımı, lazım için. Nahu teşeytana zeydun. Adam kötü bir iş yaptığı zaman ne dermiş Araplar? Teşeytana zeydun. Zeyd şeytanlaştı. Ne zaman bunu söylerler? İza feale, işlediği zaman. Ne? Fiilen mekruhen, çirkin bir iş işlediği zaman. Babanın için Tabi mesela adam karıyla kocayı birbirine düşürüyor. Veyahut da iki arkadaşın arasını bozuyor. Şeytan da böyle şeyler yapmaz mı? yapar Yapar. O zaman ne yapmış? Şeytanlaşarak bu işi yapıyor. Melekleşerek yapamaz herhalde. Adamın şeytanlaşmasının, yani kendisini kötü hale düşürmesinin başka adama tesiri var mı? hocam. Hayır, kendisinin kötü olmasının. Ha kendisine mi? Ha Ha, yok. yok. Bizim Şimdi tutamaz falan. şeytanlık yaptığı zaman o bu baptan kullanılmıyor. Mesela diyelim ki birisine ne yapalım? Hırsızlık yaptı diyelim, değil mi? Seriga Zeyd, Zeyd çaldı. Zeyd çaldı, müteaddi fiil, değil mi? Şimdi hırsızlık yaptıktan sonra Zeyd'in hırsızlığını beyan etmek için adam diyor ki te şeytana Zeyd'im, Zeyd şeytanlaştı. Niye? Hırsızlık yaptı. O müteaddi fiilden kullanıyor ama kendi halini beyan eden durum nedir? Te şeytana, bu lazım fiil. Adamın kötü olması, kötü hale düşmesi kendinde kalan bir şey. Yani kötü olması kendinin kötü olduğundan Tabi. dolayı. Bu yüzden lazım diyoruz değil mi hocam? Tabi. Başkasına bir etkisi olmuyor Tabi. çünkü kendisinin etkisi varsa. El-Bâb-ı Râbi'u, dördüncü bab nedir? Tefe'avele yetefe'avelu tefe'avulen mevzunuhu terahveke yeterahveku terahvuken. Ve alametuhu, bunun alameti nedir? En yekûne mâzîhi alâ hamseti ahrufin, mâzısının beş harf üzeri olması neyle? Bi ziyadeti tâ'i fî evvelihe, evveline bir tâ ziyadesiyle, vel vâbi beynel ayni vel lâme, aynel fiil ile lâmel fiil arasında bir vav. Yine de bunun binasını için yukarıda olduğu gibi ve binâhu lil lazımı, lazım için. Nehu terahveke zeydün. Ne zaman bunu söylermiş Araplar? İde tekebbara fil meşi. Böyle göğsünü çıkarıp kabadayı gibi yürüdüğü zaman ne derlermiş? Terahveke Zeyd'in. Zeyd böbürlenerek yürüdü. Büyük kendini büyük görmek için kullanılıyor acaba? Yani şimdi Araplar böyle böbürlenerek yürümeyi tarif ederken terahveke Zeyd'in derler. Şimdi adam böbürlenerek yürümesi başkasında bir tesir icra ediyor mu? Yok hocam kendisi. Yok, kendi kendine. Yani böbürlendiği için birisini korkutabilir ama o terahveke ile ifade edilmez. Bu nedir? Nitelik yapma korkutmak için Yuhavvifü denir mesela. Havvefe hocam. yuhavvifü, korkuttu. O bu baptan ifade edilir. Yani böbürlendiği zaman başkası korkabilir ama biz burada böbürlendiği zaman başkasını korkuttuğundan bahsetmiyoruz. Ve sadece böbürlendiğini ifade ettiğimiz zaman nedir bu? Lazım fiildir. Evet.
Bir adam böbürlenerek yürüdüğü zaman, yürüyüşü böyle kabadayı gibi olduğu zaman, böyle hapishanelerde vardır, olta atarlar. Elde böyle büyük taneli tesbihler, bir ileri gider, bir geri gelir, bir de zaten sinirlidir, böyle burnundan solur. İşte terah ve kezeydim yani. Ben burada cezaevinde derse girdim, orada olta atanları biliyorum. Allah kolaylık versin. Allah kimseyi zulüm altında inletmesin. Öyle adamlar var ki zulmen içeri girmişler. Suçsuz yere gitmişler. Suçsuz yere birisi iftira atmış. Böyle oluyor ki bir sıkıntı oluyor. İstemeden bir şey başına geliyor. Tabii suçlu olarak girenler de var. Fakat orada bir gün, 3 gün, 5 gün insan ruhunun dayanabileceği bir sıkıntıya bir yer var. Onun için zaten insan ruhu bazı şeylere dayanamadığı için insan deliriyor. Öldürmekten daha büyük bir ceza aslında. Yok, öldürmekten daha orası bazen rahat oluyor da. Yani her durum var ya. Allah yardımcı Allah olsun. kimseyi zor duruma bırakmasın. Amin. El-Babül Hamisu, 5. bab, son Son babımız. babımız. Tefa'ala. Tefa'ala, yetefa'ala, tefa'liyen. Mevzunuhu, teselga, yeteselga, teselgiyen. Hatırlıyor musun? Selga vardı. Evet hocam, Heh. fel'an. Şimdi Fe'ala. karşılaştırırsın. Ve alametuhu, bunun alameti nedir? En yekûne mâzîhi alâ hamseti ahrufin, mâzısının 5 harf üzeri olması neyle? Biziyâdeti tâ'i fî evvelihi, evveline bir tâ ilavesi, vel yâ'i fî âhirihi, sonuna da bir yâ Ya. ilavesiyle. Ve binâuhu, bu babın kuruluş maksatı, kullanım maksatı nedir? Lil mutavaatı, mutavaat içindir. Nahvu, teselgâ zeydün zeyd. Teselgâ zeydün ne diyeceğiz? Eyyel vefa'a ala. Selga'daki misalin aynısı. Teselgaytuhu, bununa, ben onu attım diye sırt Evet üstü hocam, koydum. mesela daha Teselga Zeydu. Zeyd sırt üstü uyudu. Niçin mutavaat? Ben onu sırt üstü yatırdım. O da sırt üstü yattı. Olur ya, bu senin Zeyd illa kocaman adam olacak diye bir şey yok. çocuk puanı. Çocuk olabilir. Sen onu sırt üstü yatırırsın. O da orada yatar uyur. Uyur. Tevekkül. Şimdi müteaddi fiil var. Selga. Bu nedir? Sırt üstü yatırmak. Güreşte olursa tuş etmek. Değil mi? Evet. Bir de bu işlem yapıldıktan sonra birisi var. Sırt üstü yerde yatıyor. İşte adam sırt üstü yerde yatıyor durumunu ifade eden kelime nedir? Teselga Zeyd. Zeyd sırt üstü yattı. Şimdi mülhak dedik ya. Evet hocam. Mülhak anlatıyor. İ'lem, bil ki enne hakikatel ilhakı, ilhakın hakikati, manası yani. Fi hâzihil mülhakat, şu 5 tane bapta nedir? İnnemâ huve bi ziyadeti gayri tâ'i. T'den başka bir ziyade iledir. Başına getirilen T'ler vardı Evet ya, hocam. bu T'ler ilhak için getirilmemiş. Esas tedahreceye benzetmek için, mesela diyelim ki tecelbebe dedik ya, Evet hocam. celbebe, sondaki B var ilave, bir de evvelindeki T var. Ne var? Şimdi diyor buradaki T'ler ilhak için getirilmedi diyor. Benzetmek için. Mesela örnek vereyim diyor sana. El ilhagu fi tecelbebe. Tecelbebedeki ilhak nedir? İnnemâ huve bi tekrâril bâ'i, bâ'nın tekrarıyladır. Bâ'nın tekrarıyladır. Peki T'yi için getirdik biz? Ve innema ve ta'u ta ise innema dehalet, Mutavaat ancak dahil oldu. Niçin? Limanel mutavaatı. manası getirmek için. Mutavaat manası için. Bu yüzden ilhak oluyor. Yani şey Hayır gelince. hayır. Bu hayır. Hem T hem sonundaki B o kalıbı tutturmak için. Ama diyor ki buradaki T'nin gelmesi mutavaat manasını vermek için, binasıyla alakalı bir konu. Kuruluşun. Peki öbür taraftan B'nin, Vav'ın, Ya'nın ilave edilmesi de
kalıbı tutturmak için. Yani okuyuşta falan. Hayır, tedahraca babının kalıbından olacak ya. Evet. Ondan, onun tamam, için. Tamam. Tabii. Ne gibi? كَمَا كَانَتْ ف۪ي تَدَخْرَجَ Tedahrece'de olduğu gibi. لِأَنَّ الْاِلْحَاكَ Çünkü ilhak, burada bir kural veriyor. Bir babı, başka bir babı benzeterek yeni bir kalıp oluşturmak için diyor, bir ilave yapacaksan, bunu لَا يَكُونُ ف۪ي اَوَّلِ الْكَلِمَ Kelimenin evveline bir ek yaparak yapamazsın. Peki bel fi vastiha ev fi ev ahiriha ya ortasına veya sonuna yaparsın. Şimdi biz dahreceyi hatırlıyor musun? Dahreceye mülhak olanları yapmıştık. Hiç dalden evvel bir kelime koyduk mu? Hayır. Hep fail fiiliyle aynel fiil arasına, lamel fiil arasına, ahirine değil mi? Vavları, ya'ları bir de lamel fiil cismine olanları. Bak mülhak için koyduğumuz şeyler ya ortasında geldi ya, sonuna geldi. Burada diyor evveline de bir harf gelmiş tedahrecede. Doğru mu? Evet, ha, demek ki diyor bunu anla ki diyor T ilhak için gelmedi diyor. T mutavaat manası için geldi. Mutavaat manası için. Peki vav ve ya'lar niçin geldi? İşte onlar ilhak için geldi. Çünkü İlhak için yapılan ilaveler kelimenin ortasına veyahut da sonuna yapılır, başına yapılmaz. Alâ mâ sarraha bihi bunu açıkladığı gibi. Nerede? Fî şerhil mufassal. Şerh-i mufassal isimli kitapta açıklandığı gibi. Bugün de bu kadar olsun. Hem kelimeleri çekelim hem de misalleri anlamaya çalışalım. Olur mu inşallah? Olur mu inşallah? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.